Serhat umudumuz, Akın Hoca gururumuz, Levent Hoca her şeyimiz. Biz de Lave TV'deyiz, biz de gururuz. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Her zaman Lave TV'yi büyük bir keyifle izliyorum. Siz de Lave TV'yi izleyiniz. Lave TV, bölgemizin ve üniversitemizin gururu. Sayın hocalarım, değerli basın mensupları, ve siz kıymetli öğrencilerimiz. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından düzenlenen diksiyon ve etkili konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT kurumunun deneyimli baş spikerlerinden Fikret Alan yürütecek. İzninizle Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT kurumunun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan ayrıca İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma dersleri de vermiştir. Onca yoğun programına rağmen bizi kırmayıp üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum ilginize tekrar. Sevgili dostlar, nerede, nasıl konuştuğumuz, sesimizin, ölçümüzün ne olduğu, tümcelerde vurgularımızın ne ve nasıl olduğu, tonlamalarımız ve buna benzer bazı unsurları nasıl kullandığımız, bizim diksiyon diye adlandırdığımız çalışmamızın ana temel amaçlarından biri. Aslında fonetik ya da sözlük olarak düşünecek olursak, İşe buradan başlamakta büyük bir yarar var. Sevgili dostlar, zamanımızda nasıl konuşulduğunun, günlük Türkçemizde neleri nasıl kullandığımızın çoğumuz belki de farkında değiliz. Anımsayalım mı? İster misiniz? Bakın size birkaç günlük konuşmalarımızdan küçük söyleyişler aktaracağım. Pek de yabancı gelmeyecek size. Kal geldi. Geldi mi? Falan filan oldum. Duyuyorsunuz değil mi bu tür konuşmaları? Ya geri iade etmek istedim. De almadılar. Bravo. Daha yüksek sesle lütfen. Yani. Full doldurdum depoyu. Çok sık kullandığımız tanımlamalar değil mi? Şok oldum. Öyle bir söz söyledi ki, öyle bir şakaydı ki, şok oldum. Hatta aranızda şimdi bunun neresi yanlış acaba diye düşünen sevgili dostlarımız da vardır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Ya da korkunç güzel. Acayip büyük. Evde, sokakta, okulda, arkadaşlarımızla, dostlarımızla genellikle sohbetlerimiz esnasında bu tür tanımlamalara çok sık rastlıyoruz. Türkçemiz dünyanın en güzel dillerinden biri. Bakmayın siz Türkçe'ye kaba diyenlere.
Bakmayın Türkçe dünyanın neresinde kabul ediliyor ki zaten diye düşünenlere. Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi. Dün akşam üniversitenize gelirken sevgili edebiyat öğretmenlerimizden, hocalarımızdan birisiyle birlikte olmak ve sohbet etme fırsatını yakaladım. Çok güzel bir çalışmadan söz etti. Bütün Türk dillerinin kullanılan dünyadaki bütün Türk dillerinin ortak alfabesinden, ABC'sinden söz etti. Kasıtlı olarak hem alfabe hem ABC'yi kullanıyorum. Çünkü her ikisi de halen yaşanmakta. 34 harften söz etti. Ama her ulus kendi bünyesinde kendi alfabesini, ABC'sini kullanabilir. İşte Türkçe'de 29 adettir. İşte Azerbaycan'da bu 32'ye çıkabilir veyahut da bir başka yerde 34 olabilir. İşte W'ler, W diye adlandırılan W'ler, Q'lar kullanılabilir bazı yerlerde gibi söz etti. Güzel, başarılı bir çalışma. Hiçbir şekilde itiraz etmememiz gerektiğine inandığım, kişisel olarak şahsen inandığım bir çalışma. Ne güzel. Bunların içlerinde Osmanlıca'dan diye adlandırılan, hayır değil, Arapça'dan, Farsça'dan alınan, fakat daha sonra Türkçe'nin içerisinde son derece benimsediğimiz, son derece yoğun bir şekilde kullanıma başladığımız, artık Türkçeleşmiş gibi kabul ettiğimiz sözcükler de var. Bu sözcükler de bizim günlük yaşamımız içerisinde sürekli kullandığımız, değerlendirdiğimiz sözcükler. Hiçbirisine karşı değiliz. Olmamalıyız zaten. Çünkü dil yaşayan bir unsurdur. Varlık diyemiyorum, denilebilir. Ben sadece unsur olarak nitelendiriyorum. Çünkü dil gerçekten yaşar. Dil gerçekten canlıdır. Bir sözcük doğar sevgili arkadaşlar. O sözcük daha sonra olgunlaşır. Olgunlaşır ve yiğitleşir. Olgunlaştıktan sonra beraberinde sözcükler üretir. Ürettiği sözcükler hayata girer, kullanıma girer ve yoğun şekilde kullanılmaya başlanır. Daha sonra o sözcük yavaş yavaş kullanımdan düşer, unutulur, gider. Yani rahmetli olmuştur artık. Ölmüştür. Ve yerine getirmiş olduğu, kazandırmış olduğu sözcükler yoğun bir şekilde kullanımdadır. Ve artık onlar da olgunlaştıktan sonra yeni sözcükler üretecektir. Veya başka sözcüklerle birleşecek, birleşik sözcük haline dönüşecektir. Buna nasıl canlı diyemeyiz ki? Diyemeyecek olan sevgili bir dostum, sevgili bir arkadaşım var mı aranızda? Canlıyı başka nasıl tanımlarız ki? Evet, nefes almıyordur. Ama canlı yaşıyor. Bu yüzden yaşayan dilimiz dünyanın en özel ve en güzel dillerinden bir tanesidir. Pekala, diksiyon olarak adlandırdığımız, işte nasıl soluk almamız gerektiğinden başlayıp seslerin doğru çıkartıldığı, sözcüklerin doğru yorumlandığı ya da doğru değiştirildiği, dönüştürüldüğü, tümcenin doğru vurgulandığı, vurgunun ve tonlamanın yerinde amacına yönelik yapıldığı konuşma özelliği. Yani güzel ve etkili konuşmanın özelliklerine geçelim. Kendimizi etkili bir şekilde ifade edebilmek için toplum önünde konuşurken heyecanımızın nasıl kontrol edileceği konusunda bilgiler aktarmaya çalışacağım sizlere. Sesin etkili bir biçimde kullanılması ve kullanılabilmesi son derece önemli. Beden dili de yine sahne konuşmalarında ve fiziksel birlikteliklerimizde son derece etkili. Konuşma deyince sadece mikrofondan konuşma ya da bir masada, bir kürsü arkasında işte mikrofondan konuşmayı algılamıyor olsak gerek. Onun için beden dilimiz de son derece etkili. Sesin etkili kullanımı çok çok önemli. Vurgulamalarımız, tonlamalarımız dahil. Sesin yükselmesi, alçalması,
esler, duraklar, küçük duraklar, tınıda değişiklikler. Ünlülerin, ünlü seslerin doğru çıkarılması. Dilimizde birkaç tane A var. En basitinden 3 tane A'dan temel olarak hemen söz edebiliriz. 2 tane E'den temel olarak söz edebiliriz. Dil bilimcilerin son zamanlarda üzerinde çalıştıkları 34 harften yani 34 sesten oluşan Türkçenin aslı ve özüne geldiğimiz takdirde orada birçok ünsüzün de birkaç tane olduğunu bilmemiz gerekiyor. Y sesimiz son derece önemli. Y daraltması konuşma tonlamamızı ve konuşmamızı ve sözcüklerin yazılışıyla söyleniş biçimi arasındaki değişiklikleri olduğu gibi ortaya çıkarır. Yapacağım. Yapacağım. Örneğinde olduğu gibi. Sevgili dostlar, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılıkları da çok iyi algılamamız gerekir ama bu konuda tabii ki saygıyla karşılıyorum, içimizden birçok yazar çıkacaktır. Yazı dilinin ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Başlayan nasıl yazılır sevgili dostlar? Niye lıyan diyoruz? Y özelliği. Bravo, teşekkür ederim. Sevgili bir arkadaşımız daralma, Y daraltmasından söz etti. Doğrusu bu arkadaşlar. Başlayan. Pekala, o zaman şöyle mi düşüneceğiz? Birçok batı dilleri yazıldığı gibi okunmaz biliyorsunuz. İngilizce'de. Peki Türkçe'de mi öyle olacak? Türkçe'de maalesef fonetik çalışması yapılmadı. İşte bu konu üzerinde kafasını yormuş, yoğun çalışmalar içerisinde bulunmuş, meslek edinmiş, benim gibi birkaç kişi, işte konservatuvardan, devlet tiyatrosundan, yayın kuruluşlarından, diksiyon eğitimi almış kişiler, diksiyon dersi veren kişiler, ki diksiyon dersi veren kişiler, devrin spikerleri ya da ünlü ses bilimcileri ya da ünlü spikerleri, program yapımcılığında yüklendiğim için ben bu konuda yoğun taleple karşı karşıyayım. Yazabileceğim değil mi sevgili dostlar? Okumak isteyen sevgili arkadaşımız tek ses halinde, grup halinde okumayalım. Okumak isteyen herhangi bir sevgili kardeşim var mı? Sevgili bir arkadaşım. Evet, lütfen buyurun. Farklı okumak isteyen. Evet, bunu yüksek sesle söyler misiniz lütfen? Bir arkadaşımız lütfen. A. Lıyan. Şu iki nokta. Yumuşak Y'nin düştüğünü gösteren. Ama eğer burada ünsüz olmasaydı, bir ünlü olmuş olsaydı, bu iki nokta kendinden sonra gelen ünlünün yarım ses uzaması gerektiğini belirten olacaktı. Ağlayan. Bakın A'yı da uzatmıyoruz. Sadece özel vurgu alıyor. Y'nin buradaki özelliği. Y'nin daraltma özelliği. Bir başka örnek vereyim. Evet, lütfen yüksek sesle okuyunuz. Bekleyen. Yani Y buradaki E'yi daraltıyor. Y'nin buradaki A'yı I'ya dönüştürdüğü gibi E daraltınca E'nin daralmışı hangi sese dönüşüyor? İ'ye dönüşüyor. Teşekkür ediyorum. Bunlar konu başlıklarımız sadece sevgili dostlar. Bunu örneklemek
olası. İşte çürüyen, gözleyen, yürüyen olarak, yürüyerek olarak bir sürü örnekler yazmışım ama bunları çok sık tekrar etmenin bir anlamı olmasa gerekecek. Pekala, eylemsiler dışında nasıl olur? Oraya, buraya, şuraya yazılışlar. Doğru okunuşunu vermek isteyen sevgili arkadaşım var mı? Oraya. Teşekkür ederim. Kim? Siz. Lütfen yüksek sesle. Oraya. Buraya. Buraya. A ılaşıyor değil mi? Şuraya. Siz lütfen. Hayır, sizin arkanızdaki. Beyazlı arkadaşım, beyaz kıyafetli arkadaşım, beyazlı ve çiçekli bir bluz giymiş olan sevgili arkadaşım. Lütfen. Şuraya. Şuraya. Değil mi? Sesinizi yükseltirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Pekala, Y her zaman daraltmaz. Bazen de düşer. Haydi. Haydi gidelim. Haydi kalk mı deriz? Hadi kalk. Hadi gidelim mi deriz? Bravo. Gidek. Harika. Öyle. Öyle değil yalnız. Öyle dersek farklı anlam çıkıyor. Demek ki burada dikkat edeceğimiz bir başka unsur daha var. Buradaki Y düşer. Ama öyle. Öyle böyle değildi aman ha. Öyle böyle değildi demeyiz herhalde değil mi? Ecek, acak, an, yor takılarıyla biten sevgili dostlar kelimelerimizde bazı küçük değişiklikler olur. Gelecek. Lütfen tekrar ediniz. Gelecek. Teşekkür ederim. Gidecek. Gidecek. Yavaş yavaş olayın aslını algılamaya başladık. Hemen katılım çoğalmaya başladı değil mi? Çok teşekkür ediyorum ilginize. Harika bu. Son derece güzel ve saygı duyulacak bir yaklaşım. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyecek. Dinleyecek. Çok güzel. Bekleyecek. Gelecek. Harika. Harika. Pekala, kişi eki alırsa ne olur? Yapacağım. Çok güzel ama düşünün lütfen. Burada birkaç kural birden devreye giriyor. Artık şunu kabul etmeye başladık mı sevgili dostlar yavaş yavaş? Türkçe yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi bir yazılan, okunduğu gibi de yazılan bir dil olmasa gerek. Ne dersiniz bu konuda? Türkçemiz okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dil değildir arkadaşlar. Değildir dediğimiz oluyor mu? Yoksa benim gibi değildir mi diyorsunuz? Ama Türkçemizde bunun kuralları bilim insanlarımız tarafından uzun süre tartışılıp bu belirli bir literatür halinde, belirli bir kural halinde, dil bilimi kuralı halinde yazılmadığı için, ortaya konulmadığı için, ortaya konulan bu belirli bilimsel çalışmalar olmadığı için halen işte benim gibi ya devlet tiyatrosundan ya diksiyon eğitiminde kendisini yetiştirmiş olan sevgili dostlarımızdan ya da işte spiker, sunucu sevgili kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan birini çağırmak
Ve bize bütün bunları üzerine bir konuşma yapar mısınız veyahut da küçük bir eğitim çalışması yapar mısınız diye düşünen sevgili öğretmenlerimiz, sevgili hocalarımız var. Keşke İngilizce'de de olduğu gibi bütün bunların hepsinin belirli bir çalışması, bir bilimsel çalışması yapılmış olsa, bu bilimsel çalışma bilim insanları tarafından yeterince tartışılmış olsa, bu bazen 10 yıl sürebilir, bazı dillerde belki de 100 yıl sürmüştür. Hiç önemli değil. Asıl olan dilin literatürünü, yani dilin söyleniş biçimindeki belirli kuralları artık üzerinde tartışılır, konuşulur. Süreç içerisinde dil değiştikçe onda da küçük değişikliklerin olabileceği kabul edilir. Bir şekilde uygulanmaya geçilmiş olsa. Türkçemiz işte bu uygulamadan mahrum. Bu uygulamadan yoksun. Bu uygulama Türkçemizde yapılmamış vaziyette. Onun için beni dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Hoş görün lütfen. Kişi eke alıncadayız değil mi arkadaşlar? O ilk söyleyen sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım kimdi? Siz mi? Lütfen yüksek sesle. Şimdi arkadaşımız bir şey yaptı burada. Şu A'yı ı'laştırdı. Ama gerisi yine aynı kaldı. Kabul eden, itiraz edenler. Bravo. Teşekkür ediyorum ayrıca size. Yapacağım. A'yı uzatmak için. İki nokta. Yapacağım. Edeceğim. Gideceğim. Geleceğim. Yazılışlarıyla hiç ilgileri var mı? Hatta bazı sözcüklerde birkaç tane ses aynı diyebiliriz neredeyse. Yapacağım, edeceğim, geleceğim, gideceğim. Bundan böyle bu tarzda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu tavsiye benim değil sadece. Türkçenin, dilin tavsiyesi. Türkçemiz, dilimiz diyor ki ben doğru olarak bu şekilde kullanılırım. Bunu bu şekilde iddia eden değilim. Öğretilen, belirli bir süre sonra bilen konumuna geçen ve artık aktaran, anlatan kişiyim. Yani bu görüş benim görüşüm değil sadece. Ya da bana öğretenin de görüşü değil. Dilin kendisinin kuralı, dilin kendi görüşü, düşüncesi, duygusu. Çünkü dil canlı, ben öyle kabul ediyorum. Bazı hallerde ünlü düşmesi söz konusudur. Ama bazı ünlüler düşerken ünsüzle beraber de düşebilir. Doğrusunu dilimizde söyleyiş biçiminde kullanılan halini söyleyecek olan sevgili bir arkadaşım. Lütfen buyurun. Hastane. Hastane değil. Hastane. Teşekkür ederim. E'yi yine düzeltiniz birazcık. Bakınız burada bir ünlü düşüşü var. Değil mi? Hangi ünlü düşüyor? Pekala sadece ünlü mü düşüyor? Ünsüzü de düşürüyor. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Bazı hallerde birleşme söz konusu olur. Buna da biz ünlü birleşmesi diyoruz.
Okur musunuz lütfen? Yazılanı okur musunuz yazdığım şekliyle? Ne olur? Günlük konuşmamızda nasıl? Buradan geldi galiba. Günlük konuşmamızda nasıl? Düşer. Hatta sadece öyle de kalmaz. Bravo. Kimden geldi? Harika. Hemen yazalım. Nasıl okunur? Siz söyleyin lütfen. Bazı hallerde de kaynaşma söz konusudur sevgili dostlar. İle, ise, idi, imiş kaynaşır. Le, la sesleri, a, di, dı, miş, muş halinde dönüşebilir. Hece düşmesi de söz konusudur, sadece ses düşmesi değil Türkçemizde kullanırken. Orada, burada, şurada. Bakınız burada düşüş olduğu zaman, orada, burada, şurada dediğimiz zaman düşen hecedir neredeyse. Değil mi? Teşekkür ederim. Ve geldik çok meşhur bir sesimize. Neden burada meşhur kelimesini tercih ettim de ünlü demedim onun yerine? İşte dili ben bu şekilde savunuyorum. Dilin bu şekilde savunulmasının da yanındayım. Bunu savunan bu şekilde sadece ben değil, bu şekilde savunulmasının yanındayım. Sizlere ünlü ve ünsüz seslerden söz ederken, ünlü kelimesini kullanıyorum. Ama neden burada meşhur bir ses dedim? Çünkü ses ünsüz. Gelelim meşhurun yerine ünlüyü kullanmaya. Sıra geldi çok ünlü seslerden birisine dersem yanlış değil. Çünkü ses demiyorum, seslerden biri diyorum. Ama ünlü diyorum. Anlaşılabilmesi çok kolay olan bir söyleyiş tarzı değil bu. Program. Nasıl söylenir yanlış söylenişi? Doğru mu? Değil. Egemenlik. Egemenlik olarak bilinir ve yazılır çoğu yerde. Yanlış. Yine geneler ayrı. Çünkü özellikle sizlere özel olarak anlatacağım. Hemen onunla bitireyim. Yazımı okuyamıyorsunuz değil mi? Affedersiniz. Doğrusu üçündür ki'dir. Ki Farsça bir tamlamadır. Dilimize Farsçadan girmedir. Aslında bir kelimedir. Üçündür ki. Çünkü'ye dönüşmüştür. Benim tercihim. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde dileyen lügat sözlüğünü kullanabilir, tercih edebilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde çünkü olarak geçer. Bu Türkçe'de ses uyumundan dolayı baştaki ü'ye uysun diye zamanında yapılmış bir yanlıştır. Onu da şu şekilde anlatabiliriz. Galat'ı meşhurlaşmıştır. Galat yanlış demektir. Meşhur da ünlü. Yanlışın ünlenmesi anlamındadır. Galat'ı meşhur.
Galata meşhurlaşmış bir halidir. Doğrusu çünkü. Yani bu üçün dürkinin günümüze doğru gelişi çünkü'dir. Tekrar birlikte olmayı diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sürekliliği sağlayacak olursanız sizin yararınıza teşekkürler. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Kıbrıs'ın Lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. Farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. I love
love my university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs İş Dünyası'nın öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun düzenlemiş olduğu diksiyon ve etkili konuşma etkinliğimizin ikinci oturumunu başlatmak üzere Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhaba sevgili dostlar. Yeniden hoş geldiniz. Ben hoş geldiniz deyince hoş buluşmaktan söz ediyorum. Hoşuma da geldiniz aynı zamanda. Sevgili dostlar, yumuşak G'de kalmıştık. Yumuşak G'yi anlattık. Ses düşümlerini anlattık. Çünkü'ye özel önem verdiğim için çünkü üzerinde durdum. Ama şunu biliniz ki Türk Dil Kurumu'nda ve bütün sözlüklerde yazılışı ve günümüzde halen kullanılışı çünkü tarzında. Ama neden çünkü'yi tercih ettiğimi de sizlere zaten açıklamıştım. Yeni katılan arkadaşlarım için kısa bir açıklama yapayım. Çünkü'nin oluşumu üçündür ki Farsça bir tamlama. Bu tamlama Farsça'nın içerisinde ayrıca bir sözcük olarak da kabul edilir. Ama Türk Dil Kurumu Osmanlıca'dan günümüze kadar geçerken ses uyumuna dikkat etmiş. Baştaki ü ile birleşik kelime haline gelince bunun birleşikliğini unutmuş, ses uyumundan dolayı sondaki ki'yi kü olarak kabul etmiş. Ama ben halen yazarken de, kullanırken de çünkü'yi tercih ediyorum. Bir de sözcüklerimizde kullanırken Türkçemiz içerisinde mantık hatalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Bazı mantık hatalarından söz edeyim. Keşke mantık hatalarından söz edeyim dememiş olsaydım. Siz burada yakalamış olacak mıydınız bilmiyorum ama hepinize yürekten inanıyorum. Kesinlikle yakalayacaktınız tabii. Kapalı spor salonu. Çok teşekkür ediyorum. Doğru mudur arkadaşlar kapalı spor salonu? Pekala, spor için yanlış diyelim. Bu kapalı salonda birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Neden? Çok teşekkür ediyorum. Bu kadarcık, kısacık bir açıklama. Salon zaten kapalı bir mekandır. Adam çıkardı tabancasını öyle bir attı ki. Tabanca atmak. Tam da hedeften vurdu. Öyle bir tabanca attı ki. Anlamadım. Tabanca atmak, tabancayı elinize alıp karşıya fırlatıp atmaktır arkadaşlar. Burada ateş etmekten söz ediyor. Ateşlemekten söz ediyor.
Bir hastamız vardı, çok uzun süre tedavi altında kaldı. Tedavi altında kalmak ne kadar doğrudur sizce? Çok tedavi altında kaldığı için tedavisi başarılı oldu, daha sonra tedavinin üstüne çıktı diye bir cümle kuralım mesela. Bu anlam çıkıyor değil mi tedavi altında kalmaktan? Tedavi olunur, tedavi edilir. Yangın yandı. Çok yangın yanıyor değil mi son zamanlarda, görüyorsunuz siz de. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. En çok kullanılanlardan bir tanesi ama en büyük yanlışlardan bir tanesi. Hepiniz hemen yakalayacaksınız. Ölü öldü. Üç sporcu birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü paylaşıyor. Ne diyorsunuz bu cümleye? Zaten üç tane sporcu. Dördüncü nasıl çıkar bunun arasından? Böylelikle üç sporcu birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü paylaşıyor gibi bir ifade televizyonda. Vurgulamada sevgili dostlar, bence, bizce, sizce, bazı ekler vurguyu bir önceki heceye kaydırır. Oysa ki Türkçemizde vurgu genellikle tümcede nerededir? Bu hale geldim nihayet. Türkçede düz, yorumsuz konuşmada ya da yazmada ya da yazılanı okumada vurgu genellikle sondadır. Ama yapacağımız anlamlandırmaya göre vurgu, vurgulanacak bölüme, anlamı yüklediğimiz bölüme kayabilir. Bir de sözcüklerde genellikle demin size belirttiğim gibi bence, bizce, sizce gibi sözcüklerde C'de değil, kelimenin sonunda değil, başındadır. Yer adlarında da bu değişir. Tonlama, aynı sözcük ya da tümceyi sevecen, sinirli, şüpheli, meraklı, soru haline getirme gibi hallerde değişebilir. Vurgu buralarda değişir. Şu 10 kurala çok dikkat etmenizi rica edeceğim hepinizden. Konuşmadan önce hazırlıklarınıza mutlaka erken başlayınız. Hazırlıklarınıza erken başlayınız. Dinleyicilerinizi tanımaya çalışınız. Burada benim yöntemim, sizleri tanımıyorum ama gözlemlerken tavırlarınızdan, davranışlarınızdan, duruşunuzdan, katılımınızdan, dikkatinizden, ifadelerinizden, mimiklerinizden sizi tanımaya çalışıyorum. Kime ve kimlere karşı konuşacağınız konusunda mutlaka ön bilgi alınız. Çok orijinal olmayı asla denemeyiniz ve tercih etmeyiniz. Çok orijinal olmak nedir? Bana birisi anlatabilir mi? Çok orijinal olmak istiyorum ben bu konuşmada ve bu hitabet sanatında veya orada yapacağım etkinlikte çok orijinal olmak istiyorum. Nedir? Başka? Başka?
bakınız kaç tane görüş çıktı. Yok öyle bir şey. Siz olun. Kendiniz olun. Konunuzla bütünleşin. Orijinalliğiniz, sesiniz ve sesinizi kullanım biçiminizdir. Sesinizi kullanım biçiminizden kastım tonlamanızdır. Sade olmak en doğru olanı. Kısa ve öz bilgi. Buna dikkat ediniz lütfen. Not almak isteyenler için buradan sizlere aktardığım kendi notlarımdan bir bölümü size verebilirim. İsteyen not alabilir. Zaman zaman yaptığım gibi bir diyalog yaratmaya çalışın konuşmalarınızda. İşte bazılarınıza sorular soruyorum. Bazılarınızdan yanıtlar almaya çalışıyorum. Aa, ne dedin? Lütfen tekrar eder misin? Söyler misin? Gibisinden. Vaktimiz çok sınırlı olduğu için de tercih ettiğim arkadaşlardan aldığım tepkileri çok uzun bir sohbet haline ya da uzun konuşma haline dönüştürmemeye çalışıyorum. Kısa, bir iki sözcük. Ama sizlere bir fırsat tanıdığımın da farkındasınız. Dolayısıyla konuşmalarınızda karşıya fırsat tanıyın. Fırsat tanıdığınız süre içerisinde bir diyalog oluşacaktır. O diyaloğu da değerlendirin lütfen. İzleyicilerinizi ya da dinleyicilerinizi. Şu anda siz hem izleyici hem dinleyici pozisyonundasınız. Ama radyodan konuşuyorsanız sadece dinleyiciniz vardır. Televizyondan konuşuyorsanız izleyici ve dinleyiciniz vardır. Canlı bir sunumdaysanız izleyici ve dinleyiciniz vardır. Konuşmanın içine çekmeye çalışın. Konunuzun içine çekmeye çalışın. Ve bu arada da bu konuşmaları falan yaparken de aklınızın bir köşesinde kendiniz olun. Yani kendinizi dinlemeyi sürdürün. Kendinizi de dinleyin. Ki ne yapıyorsunuz? Neyi nasıl yapıyorsunuz? Türkçe'de bir tümce içerisinde kullanım hatalarından söz ediyorsunuz. Ama aynı hatayı söz ederken siz yapıyorsunuz. Ne kadar doğru bu? Bütün bunları çok doğru ve akıcı şekilde yapabilmek için lütfen prova yapmaktan çekinmeyin. Prova, prova. Hiç çekinmeyin bu konuda. Ve sunumunuzu yaparken eğlenin. Eğlenmek alay etmek anlamında kullanılmamalı. Bunu da unutmayın. Gerçekten hoşunuza gelecek şekilde olsun. Ki dinleyenin hoşuna gitsin. Buradaki farkı yakalayabildiniz mi sevgili arkadaşlar? Ne yakaladınız? Lütfen söyler misiniz? Siz. Başınızı salladınız çünkü. Lütfen siz. Sonra devamında. Evet. Duyabilir miyim konuşan arkadaşımı? Burada kastettiğim sevgili kardeşim orijinal olmak değil. Hoşuma gelmeli ki hoşunuza gitmeli. Ne demek istediğimi yakalayabildiniz mi? Burada neye dikkat çektiğimi? Bakınız sizden söz ederken hoşunuza gitmek diyorum. Kendimden söz ederken hoşuma gelmek diyorum. Fark ettiniz mi bunu? Konuşma güzel olduğu için, kelimeler anlamlı ve yerinde kullanıldığı için hepinize çok doğal geldi. Aradaki farkı hiç yakalamak gibi böyle bir düşünce tarzına girmediniz. Kendimden söz ederken hoşuma gelmesinden, sizden söz ederken hoşunuza gitmesinden söz ediyorum. Çünkü benim hoşuma gelir. Hoşa gelmek.
benim hoşuma gitti demeniz ne kadar doğru? Hoşunuz nerede ki gitti? Anlatmak istediğim buydu. Yakaladınız galiba. Önce plan yapmanızı öneriyorum sevgili dostlar. İletişimde asıl olan önce belirli bir plan yapınız. Konuşmada sesiniz, tutumunuz, duygularınız, içsel durumunuz, iç durumunuz. Sesli anlatımın başlıca ögeleri olan işte sesinizdeki hacim, ses hacminiz nedir? Ses perdenizi nasıl ayarlamanız gerekiyor? Tonlamanız, hızınız, varsa lehçeniz, lehçenizi kullanmanız, değerlendirmeniz gerekiyorsa değerlendirmeniz, konuşmada belirli bir lehçeden söz etmek istiyorsanız ya da o lehçenin Türkçe'ye kazanımları veya Türkçe'den alımları, Türkçe'den kaybettiklerine dikkat çekmek istiyor, kaybettirdiklerine dikkat çekmek istiyorsanız ve bir de stiliniz olmalı tabii. Ses perdeniz ne kadar yüksek, ne kadar alçak, ne kadar yumuşak, ne kadar uyuklayıcı veyahut da yıpratıcı. Bütün bunlara. Hızınız, tonlamanız, bütün bunlara dikkat ediniz. Bir de telaffuzunuzda ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sevgili kardeşlerim için çok önemli burası. Telaffuzunuzda değişiklikler varsa. Çok var. Ama düzeltmek olası. Çok rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirli yayın kuruluşlarına, belirli radyolara diksiyon eğitimi için zamanında geldim. Çok zorlandım. Ama çok içten, çok içtenlikli, çok istekli ve çok çalışkandı sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Başaranlar oldukça iyiydi, başardılar. Başaramayanlar da vardı ama onlar da süreç içerisinde başaracaklardı. Ve de gayet de güzel götürdüler. Halen de gayet iyi götürüyorlar. Beden dilinize gelince belirli konuşma yapacak olan arkadaşlarımızdan önce bir konu üzerinde geri beslenmenizi yapabilmek için nedenleri çok iyi saptamanızda büyük yarar var. Tepkileri yakalayın ve açığa çıkarın ve tepkilerden kaçınmayın. Çok başarılı sonuçlar elde edersiniz. Öneriler alın, dikkatinizi yoğunlaştırın. Zıt görüşleri görmezlikten gelmeyin. Tam tersine. Zıt görüşleri ortaya atılsın, çıkarılsın ki tartışılsın ve gerçek ortaya çıkarılsın. Yaratıcılığı kamçılayın. Eğer bir arkadaşınız, bir dostunuz bir konuda bir şeyler yaratıyorsa ya da onun itirazı ya da yaklaşımı ya da görüşleri sizin için yepyeni bir yaratıcı pozisyon olarak dikkatinizi çekiyor, size öyle geliyorsa bunu kamçılayın. Büyük yarar vardır. Tartışma yaratın. Tartışın. Tartıştığınız kişinin görüşü son derece aykırı olabilir. Ama o ona inanıyordur ve kendi inançları içerisinde İnandığı bir doğrusu vardır. En azından o temel doğruya, onun doğrusuna ulaşmaya çalışın. Ki sonuçta bir mutabık kalacağınız yeri deneyebilirsiniz ve bulabilirsiniz. Bu ne kadar olumludur. Mutabık kalıyorsunuz, karşılıklı anlaşıyorsunuz, ortak bir noktaya ulaşıyorsunuz ve birlikte bir görüş yaratmış oluyorsunuz. Eleştirmekten, sürekli eleştirmekten kaçının arkadaşlar. Her zaman bir açık kapı bırakmaya çalışın. Ki oradan birisinin görüşünü alabilirsiniz.
görüşünü alabilirsiniz ki tartışabilirsiniz. Tartışın ki ortak bir görüş çıkartın. Hatalarınızı kabul etmekten asla kaçınmayın. Bu yaşlarda bazı arkadaşlarım da, bazı sevgili dostlarım da yapısı gereği, tarzı tavrı, aileden aldığı veya karşıtlığı gereği hata kabul etmesi biraz zor olabilir bazı arkadaşlarımın, bazı kardeşlerimin, bazı dostlarımın. Ama ne kadar kabul ederseniz hatanızı, ne kadar görürseniz, ne kadar hele itiraf noktasına getirirseniz, inanın size duyulan saygı o ölçüde artacaktır. Bundan hiç çekinmeyin. Ve kesinlikle size duyulan saygı artacaktır. Bu saygı önce sevgi haline gelecektir. Daha sonra o sevgi saygılaşmaya, saygınlığı da beraberinde getirmeye başlayacaktır. Bunun için tartışmadan asla kaçınmayınız lütfen. Tartışın. Tartışmak mutlaka sert olacak diye anlamına gelmemeli. Adı üstünde tartıyorsunuz karşılıklı. Çatışmıyorsunuz. Kelimeleri yerinde anlamlarına göre kullanırken tercihimiz son derece önemli. Ahmet'le Mehmet, Ayşe'yle Fatma öylesine tartıştılar ki neredeyse yumruk yumruğa birbirlerine gireceklerdi. Bu çatışma, tartışma değil. Tartışma bir olayı, tartışmak. Yani sizin kendi görüşünüz vardır, siz kendi görüşünüzü, tartınızı ortaya koyarsınız. Karşı taraf kendi tartısını ortaya koyar. Bir bakarsınız, işte ona eşitleyebilmektir buluşmak, anlaşmak arada. Ya da birisininki çok daha ağır bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıkar. Siz onu kabul edersiniz. Bu kadar basit, küçük. Doğrudan doğruya hayır demeyin lütfen. Ve dedirtmemeye de çalışın. Bir şey söylüyor. Daha cümlenin yarısında. Ya da siz orayı tam algılayamadınız. Cümlesi bitti. Ama tam algılayamadınız. Veya algıladıysanız da sizin şimdiye kadar savunduğunuz, dinlediğiniz, ölçtüğünüz tarza çok aykırı bir şey söyledi. Sizin şimdiye kadar bildiğiniz, savunduğunuz, tarttığınız ve öyle kabul ettiğiniz hal ne kadar doğru? Niye hemen hayır diyorsunuz? Kendi görüşünüzü koyun. Savunmanızı yapın. O da görüşünü koysun, savunmasını yapsın. Dinleyin. Tartın, tartışın. Ama hemen hayırla başlamayın lütfen. Hayır demeyin hemen. Dinleyin. Hatta onun daha da açılabilmesi için küçük sorular sorun. Bu küçük sorular hemen kabulden onu kabul ediyormuş gibi davranın demem son derece yanlış olur. Çünkü samimi değilsinizdir orada. Ölçüyü kaçırıyorsunuz anlamı çıkar. Bükümlemeyin hiçbir şeyi ve de küçümsemeyin. Bükümlemek, karşı sizinle bir şeyi tartışıyor. Olurdu olmazdı, öyleydi böyleydi, ha, haklı söylüyorsun ama işte şöyleydi falan gibi. Oradan böyle bükmek, buradan işte bükmek, bazıları affedersiniz şimdi kullanacağım için kıvırmak falan diye tanımlar. Yapmayın bunu, bükümlemektir bu, kıvırmak falan değil. Kimseyi de küçümsemeyin lütfen. Aramızda küçümsenecek kimse yok. Hiç kimse yok. Dünya görüşü ne olursa olsun, tarzı, tavrı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaklaşımı, değerlendirmesi, bakışı, kullanımı, bir şeyleri ne olursa olsun küçümsenecek hiç kimse yok. Herkes yüreğiyle, aklıyla, aklında barındırdıklarıyla, savunusuyla, inancıyla, herkes kendi içinde başlı başına bir değerdir. Hepinize saygıyla, bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Hiç kimseyi ayıramayız.